Merhaba arkadaşlar, 22. saatimize başlıyoruz. Kıymetli arkadaşlarım, bu saatte kalan 3 tane mevzuatı anlatmayı düşünüyorum. Böylece arkadaşlar dersimizin anlatım kısmı bitmiş olacak. Kalan 2 saatte de 23 ve 24. saatte de 2019'un 1. döneminde çıkan kıymetli arkadaşlarım örnek olaylı sorulara değinmeyi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar burada ilk göreceğimiz katma değer vergisi uygulama genel tebliği, bir de arkadaşlar sürekli bilgi verme yükümlülüğünün elektronik ortamda yerine getirilmesi hakkında tebliğ, bir de mecburi meslek kararı var. Bunlardan birer tane soru gelmiş. Arkadaşlar katma değer tebliğinden bakıyorum notlarıma. Arkadaşlar 2021'de soru gelmiş şu katma değer vergisi tebliğinden. Sürekli bilgi verme yükümlülüğünün elektronik ortamda yerine getirilmesinden 2020'de soru gelmiş. Mecburi meslek kararından da arkadaşlar bakıyorum 2018 sorusu var arkadaşlar. Evet, katma değer vergisi genel uygulama tebliğiyle başlayalım dersimize. Bu saatte bu üçünü bitirelim arkadaşlar. Çünkü kısa kısa konular, rahatlıkla bitiririz gibime geliyor. Bitmese başka saatte devam ederiz. Evet, KDV genel uygulama tebliği arkadaşlar. Daha önce okuyanlar bilir, çok uzun bir tebliğ. Yüzlerce sayfası var ama ben burada sadece YMM, KDV iadesi tasdik raporuna ilişkin dayalı iadeler kısmını anlatacağım. Çıkan soru da zaten burayla ilgili arkadaşlar. Bakın nasıl bir soru gelmiş 2021'de. Katma değer vergisi genel uygulama tebliğinin KDV iadesinde ortak hususlar bölümünde yer alan YMM KDV iadesi tasdik raporuna dayalı nakden iadelerle ilgili belirlenen hususlar neler diyor? Nakden iadeyi sormuşlar. İşte bu kısmı arkadaşlar şöyle, ben yaklaşık 8 sayfaymış, bakın aslında uzun bile oldu ama daha da kısaltamadım. Burayı beraber görelim. Konu başlığımız YMM KDV iadesi tasdik raporuna dayalı iadeler arkadaşlar. Buraya bir bakalım. Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin mevcudiyeti halinden bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya ihracatından doğan iadelerle söz edilen genel tebliğlerle belirlenen limitlere göre diğerlerinde miktara bakılmaksızın vergi iade inceleme ve teminat aramadan iade yapılır. Evet. Hangilerinde? Bavul ticaretinde yolcu beraberi ile eşya ihracatından doğan iadelerde arkadaşlar. Demek ki vergi inceleme raporuna bakılmadan, teminat aranmadan iade yapılıyormuş. YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflere rapor ibraz edilmedikçe iade yapılmaz. Mükelleflerin rapor düzenleninceye kadar izleyen dönemlerde açıkladığı şekilde teminat göstermeleri halinde ise iade talebi incelemeye sevk edilmeksizin yerine getirilir. Eğer teminat gösterirse iade yapılıyor arkadaşlar. Rapor ibraz edildiğinde teminatlar iade edilir. YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin teminat karşılığı iadenin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde bu iade ile ilgili YMM raporunu ibraz etmemesi halinde söz konusu teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür. Evet, 6 ay süre varmış. Bu süre içinde rapor ibraz edemeyecek olanların mazeretleriyle birlikte başvurmaları halinde gerekli değerlendirme yapılarak mazeretleri haklı nedenlere dayanırlarsa arkadaşlar vergi dairesince 6 aya ek süre verilebilir. Evet. YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin teminat karşılığı aldıkları iadeye ilişkin olarak iadenin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde bu iade ile ilgili olarak YMM raporu ibraz edilmemesi ve ek süre talebinde bulunulmaması, ek süre talebinin uygun bulunmaması, 6 aylık ek süre içinde de YMM raporunun ibraz edilmemesi durumunda teminat karşılığı yapılan iade incelemeye sevk edilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucunda geri çözülür arkadaşlar. Evet. Mükelleflerin iade tutarını kısmen mahsup, kısmen nakden almak imkanları istemeleri mümkündür arkadaşlar. Evet. Bu durumda iade için istenen belgelerin ibraz edilmiş olması kaydıyla öncelikle muaccel hale gelen borçlara mahsup yapılır. Muaccel ne demekti? Vadesi geçmiş değil mi arkadaşlar? Aynı döneme ilişkin farklı işlemlerden kaynaklanan iade talepleri için tek YMM raporu düzenlenebilir. Bir takvim yılını aşmamak ve her döneme ilişkin bilgi ve hesaplamaların ayrı ayrı yer alması kaydıyla birden fazla dönemi kapsayan tek YMM raporu verilmesi de mümkündür diye arkadaşlar. KDV iadesi ön kontrol raporuna dayalı iade uygulaması. Evet. Aşağıdaki şartları sağlayan mükelleflerin Ocak 2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan tebliğde belirtilen sınırı aşan ve işlem türü itibariyle
YMM iade, KDV iadesi tasdik raporu ile talep edilen nakden iade talepleri, standart iade talep dilekçesi, YMM KDV iadesi tasdik raporu ile tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla KDV İRA sistemi tarafından sorgulanır. Sorgulama sonucunda üretilen KDV iadesi ön kontrol raporuna göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50'si KDV iadesi ön kontrol raporunu oluşturmasından itibaren 10 iş gün içinde mükellefe iade edilirdi. Yalnız %50'si, dikkat edin. %50'si, bunu da bold yapsak iyi olur. Evet. Arkadaşlar, iade tutarının %50'sinin 10 gün içinde iade olması için şeyler, şunlar bakın, şartlar. En az 24 dönem KDV beyannamesi verilmiş olması gerekiyor. Sonra daha önce en az 3 vergilendirme dönemi ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması gerekiyor. Başka, kendisi ortakları ve kanuni temsilcisinin özel esaslara tabi olmaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması. Evet, başka, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması, tebliğin iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şartlar sağlanırsa kıymetli arkadaşlarım, iade talebinin %50'si 10 gün içerisinde verilebiliyormuş, iade edilebiliyormuş. Evet. Devam edelim. KDV iadesi ön kontrol raporuna göre iade yapılmasını müteakip iade talebinin tamamına yönelik olarak KDV İRA sistemi tarafından üretilen KDV iadesi kontrol raporlarına ilişkin kontroller, YMM KDV iadesi tasdik raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesinde yapılması gereken diğer kontroller genel usul ve esaslar çerçevesinde yapılır diyor. Evet. Teminat karşılığı iade. Biraz da bundan bakalım. Mükelleflerin tebliğde belirtilen işlem türü itibariyle sınırı aşama işlem türü itibariyle YMM raporu veya vergi inceleme raporuna bağlanan iadelerde henüz YMM raporu ibraz edilmeden veya inceleme sonucu iade öngörülmüşse inceleme yapılmadan aşağıda belirtildiği şekilde teminat gösterilmesi halinde iade yapılır. Teminat iadeye konu işlem türüne göre vergi inceleme raporu veya YMM raporuna dayanılarak çözülür. Adi ortaklık ve iş ortaklığı adına yapılacak iadelerde teminat mektubunun ortaklardan biri adına düzenlenmesi yeterlidir. Mükellef tarafından teminat çözümünün YMM raporuyla yapılacağı belirtilmediğinden incelemeye sevk edilmesi sonradan YMM raporuyla teminatın çözümünü engellemez. Bu durumda teminatın YMM raporuyla çözüldüğü inceleme elemanına bildirilir. Bu kapsamdaki nakden iade talepleri, nakit iade talebine ilişkin dilekçe ve teminatın yanı sıra ibrazı gerekli diğer belgelerin tamamlanıp KDV İRA sistemi tarafından KDV iadesi kontrol raporunun üretilmesinden ve varsa yapılması gereken teyitlerin yapılmasından sonra 10 gün içinde yerine getirilir. Teminat türleri var arkadaşlar. Teminat türleri neymiş bakalım? İktizadi kıymetlerden bir veya birkaçı gösterilebilir diyor teminat türü olarak. 6183 sayılı kanunda belirtilen şu kadar ki banka teminat mektuplarının paraya çevrilmesi konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımayacak biçimde tebliğ ekinde yer alan kesin ve süresiz teminat mektubu örneğine uygun olarak ve bankacılık kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar tarafından düzenlenmiş olması gerekir. Demek ki teminat mektubu yetiyor arkadaşlar. Evet. Teminat mektubunun iadesi var. Teminat mektupları iade hakkı doğuran işlem bazına kabul edilen vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre iade edilir diye. Evet. İlgili vergi dairesine teminat mektuplarının iadesi sırasında teminat mektubunun uygun bir yerine KDV iadesi dolayısıyla alınan bu teminat mektubunun vergi dairemizle olan işlemi sona ermiştir. Şerhe düşürülür diyor. Evet. Banka teminat mektubu karşında yapılan iade talebine teminat mektubunun teyidi yapılmadan iade talebi sonuçlandırılmaz. Artırımı iade teminat mektubu varmış bir de arkadaşlar. Artırımı teminat. O neymiş bir de ona bakalım. İade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabi olanlar hariç olmak üzere
mükelleflerin tebliğin bölümünde belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibariyle YMM KDV iadesi tasdik raporuyla talep edilen nakden iadelerinde iade talep dilekçesiyle tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin tamamlanması sonrasında nakden iadesi talep edilen tutarın %120'si oranında banka teminat mektubu verilmesi halinde iade işlemi 5 iş günü içinde gerçekleştirilir. Ama ne zaman 5 iş günü içerisinde gerçekleştiriyor? İade talebinin %120'si oranında teminat verilirse. İade ilişkin YMM raporunun iadenin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde verilmemesi halinde iade talebi sürenin sonunda ivedilikle incelemeye sevk edilir diyor arkadaşlar. Evet. İadeye ilişkin YMM raporunun ibraz edilmesi halinde ise KDV İRA YMM raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesiyle yapılması gereken diğer kontroller 2 ay içerisinde tamamlanır. Kontroller 2 ay içerisinde tamamlanıyor. İade hakkı doğuran işlem bazında yapılan bu kontrol sonucunda herhangi bir eksiklik, olumsuzluk tespit edilmemesi halinde YMM raporunun ibraz edildiği tarihten itibaren en geç 2 ay içinde teminat mektubu mükellefe iade edilir. Evet. Ancak yapılan kontroller sonucunda eksiklik, olumsuzluk tespit edilmesi halinde bu eksikliğin, olumsuzluğun giderilmesi için mükellefe 30 günlük süre verilir. Arkadaşlar 30 gün süre veriliyormuş. Süresinde eksiklikleri, olumsuzlukları gidermeye mükellefe 30 günlük ek süre verilir. Mükellefe verilen bu süreler teminat mektuplarının iade edilmesine ilişkin 2 aylık sürenin hesabına dikkate alınmaz. Bu süreler içinde eksikliklerin, olumsuzlukların giderilmemesi halinde haksız iade edilen tutar, gecikme faizi ve vergi ziyareti cezasıyla birlikte mükelleften alınır. Evet. Evet. Vergi inceleme raporu ile iade. Mükelleflerin iadelerini vergi inceleme raporu sonucunda almak istemeleri durumunda iadesini talep ettikleri KDV'nin tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilen miktarı aştığı hallerde bu tebliğin ilgili bölümlerine göre münhasıran vergi inceleme raporu ile iade öngörülmesi halinde teminat veya YMM raporu karşılığı iade talep edilmesine karşın vergi dairelerinin yapacakları kontrollerde tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukların mevzuata uygun şekilde düzeltilmemesi hallerinde iade talepleri vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir diyor arkadaşlar. Evet. İade talebinde aranan belgeler. Bu tebliğin ilgili bölümünde belirlenen esaslara tabi iade taleplerinde aşağıda belirtilen belgeler ortak mahiyette olup ayrıca aranacak belgeler her bir işlem türü itibariyle tebliğ ilgili bölümlerinde belirtilmiştir. Ortak belgeler neymiş bakalım. Söz konusu bölümlerde aranan belgelerin fotokopilerinin verilmesinin mümkün görüldüğü hallerde bu fotokopilerin aslıyla aynı olduğunun kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylanması gerekir. Belgeler neredeymiş? Şurada. Şimdi gelecek. Aşağıda yer verilen belgelerden Gelir İdaresi Başkanlığı'nca uygun görülenler elektronik ortamda alınır. Bu belgeler Gelir İdaresi Başkanı'nca öngörülen içeriğe uygun olarak gönderilir. Vergi dairesinin muhasebe birimleri tarafından nakden ve mahsuben iade işleminde düzenlenen muhasebe işlem fişine elektronik ortamda gösterilen listelerin tamamının eklenmesi yerine bu listelerin elektronik ortamda bulunduğunu gösteren internet vergi dairesi liste alıntısının eklenmesi yeterlidir diyor arkadaşlar. Evet. İade talep dilekçesi. İade talebi iade türü itibariyle vergi usul kanunu genel tebliğ ekinde yer alan standart iade talep dilekçeleri kullanmak suretiyle yapılır. Evet. İade hakkı doğuran işlemin beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi diyor. Biraz da buna bakalım. Aynı döneme ilişkin olarak birden fazla iade hakkı doğuran işlem türünden arkadaşlar kaynaklanan iade talepleri bulunanlarda indirilecek KDV listesinin bir kez verilmesi yeterli olup her bir işlem için ayrı bir liste aranmaz diyor. Evet. Listeye fatura düzenleme limitinin altına kalsa dahi bir belge her belgeye kaydedilir. Aynı mükelleften yapılan alımlar belge bazında bu listelere ayrı ayrı girilir. Evet. KDV iadesinde aranılan elektronik ortamda sistem üzerinden gönderilmesi gereken indirilecek KDV listesinin doldurulmasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilir diyor. Arkadaşlar bakalım neymiş? Perakende satış fişi veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi kabul edildiği harcamalara ait KDV tutarlarının indirimi mümkün olduğundan söz konusu belgeler indirilecek KDV listesine dahil edilir. Bu belgelerin gider belgesi olarak kabul edilmediği harcamalara ait KDV ise indirim konusu yapılamayacağından
listeye de yer almaz. Bu listeye fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir belge ayrı ayrı kaydedilir diyor. Evet. Aynı mükelleften yapılan alımlar bu listeye belge bazında ayrı ayrı girilir diyor. Evet. İade hakkı doğuran işleme ait yüklenen KDV listesi. Yüklenen KDV listesi esas itibariyle iadesi talep edilen KDV hesaplama tablosuna yer alan hesaplamalara konu olan vergili mal ve hizmet alışlarına ilişkin KDV'nin dayanak belgeler itibariyle listelenmesinden ibarettir diyor arkadaşlar. KDV iadesine aranan ve elektronik ortamda sistem üzerinden gönderilmesi gereken yüklenen KDV listesinin doldurulmasında aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır. Neymiş bakalım bunlar? Perakende satış fişi ve yazar kasa fişlerinin gider belgesi kabul edildiği harcamalara ait KDV tutarlarının indirimi mümkün olduğundan söz konusu belgeler yüklenen KDV listesine dahil edilir. Daha demin de geçmişti değil mi? Bu belgelerin gider belgesi olarak kabul edilmediği harcamalara ait KDV ise indirim konusu yapılamayacağından listeye de alınmaz. Bu listeye fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir belge ayrı ayrı kaydedilir. Aynı mükelleften yapılan alımlar bu listeye belge bazından ayrı ayrı girilir. İşlemin bünyesine doğrudan giren KDV tutarları ile işlemle ilgili olmak kaydıyla genel giderler ve atik nedeniyle yüklenen vergilerden incelemesi işleme isabet eden KDV tutarı yüklenen KDV listesinde ayrıca belirtilir diyor arkadaşlar. İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu böyle bir tablo arkadaşlar. İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu İade hakkı doğuran işleme ait yüklenen KDV listesinden hareketle iadesi talep edilen KDV tutarını gösteren özet tablodur arkadaşlar. Satış faturaları listesi konuyormuş. İade talep süresi biraz da ondan bahsedelim. İade talep süresi 2019 ve izleyen yılların vergilendirme dönemine ilişkin işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıda iade talep sürelerine uyulur. İade talep süresi diyor ona bakalım. İndirimli orana tabi işlemler ilişkin iade talep süresi 3065 sayılı kanun 29'a 2. maddesine göre Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen ve tutar Cumhurbaşkanı'nca tespit edilecek sınırı aşan verginin iadesinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekir. İzleyen yıl. Evet. Bu çerçevede mükelleflerin İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade talebini en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerin arkadaşlar herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için tebliğin ilgili bölümlerde sayılan belgelerle vergi dairesine başvurmaları zorunludur diyor. Örnekleri geçiyorum. Tam istisna kapsamdaki işlemlerle ilgili iade talep süresi 3065 sayılı kanun 32. maddesine göre iade talebinin iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönem izleyen 2. takvim yılının sonuna kadar yapılması zorunludur. 2. takvim yılının sonuna kadar arkadaşlar bakın. Evet yine örnekler verilmiş geçiyorum. Kısmi tevkifat uygulayan işletmelerde iade süresi, mükellefin 3065 sayılı kanun 9. maddesi kapsamındaki kısmi tevkifat uygulayan işlemlerine ilişkin iade taleplerini tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönem izleyen 2. takviminin sonuna kadar ilgili dönem beyanlarında iade konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle vergi dairesine başvurmaları zorunludur diyor arkadaşlar. Evet. Çıkmış sorumuz da işte burada nereden çıkmıştı? KDV iadesinde ortak hususlar bölümünde geçen YMM KDV iadesi tasdik raporuna dair nakden iadelerle belirlenen esaslar nelerdir diyor arkadaşlar. Bu sorunun cevabı tebliğin başında şurada geçmişti arkadaşlar. YMM KDV iadesi tasdik raporuna dayalı iadelerde şurada belirtmiştik arkadaşlar. Hatta bir yerde şey de geçiyordu, bavul ticareti falan diyordu. Değil mi arkadaşlar? Burada anlatmıştık. Evet. Bunlar işte arkadaşlar. Buranın bir özetini istiyor bizden. 25 puanlık bir sorunun bu A'sı olduğuna göre işte demek ki 15 puanlık falan bir soru arkadaşlar. Evet. Şu soruyu da KDV yasının ortak hususlar diyor. 4 nolu başlık diyor. Şu en baştaki husus arkadaşlar. Burası işte. YMM KDV iadesi tasdik raporuna dair iadeler. Buradan
Böyle bir bilgi sorulmuş bize. Şimdi bakalım notlarımıza kıymetli arkadaşlarım. Sırada ne var? Yeminli mali müşavirlerin tasdik sözleşmesine ilişkin bildirimlerin ve sürekli bilgi verme yükümlülüklerinin elektronik ortamda yerine getirilmesi hakkında genel tebliğ. Buna da değinelim arkadaşlar. Buradan da bir soru gelmiş. Ne zaman gelmiş? 2020'de gelmiş. Buna da değinelim. Şu değil mi? Evet. Buradan soru gelmiş. Bakalım ne sormuşlar. Uzunca bir soru. Evet. Hele bir önce şeyi okuyalım da sonra da soruya bakarız kıymetli arkadaşlarım. Evet. Bir daha bakalım neydi bu? Tasdik YMM'lerin tasdik sözleşmesine ilişkin bildirimlerin ve sürekli bilgi verme yükümlülüklerinin elektronik ortamda yerine getirilmesi hakkında tebliğ. Evet. Kapsamdan başlayalım. Bağlı oldukları meslek odasının çalışanlar listesine. Yok ya, bu da önemli değil. Bakıyorum. Ama yok ya, kapsama bakalım, vazgeçtim. Bağlı oldukları meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı ve sürekli bilgi verme yükümlülüğü bulunan yeminli mali müşavirler bu tebliğ gereğince elektronik ortamda internet vergi dairesine 1 Şubat 2008 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen hususlarda bildirimde bulunacaklardır diyor. Mükelleflerle ilgili ile düzenlemiş oldukları tam tasdik sözleşmesine ilişkin bilgiler, mükellef ile düzenlemiş oldukları sözleşme bilgileri, yeminli mali müşavirlerin kimlik bilgileri, şirket ve ortaklık halinde faaliyette bulunuyorsa şirketin veya ortaklığın bilgileri ve ortakların bilgileri, yeminli mali müşavirin bürosunda veya yeminli mali müşavirlik şirketinin bürosunda çalışanlara ait bilgiler. Evet. Bildirimlerin gönderilmesine uyulacak usul ve esaslar. Yeminli mali müşavirlerin örneği bu tebliğin ekinde yer alan sözleşme ve bilgi formlarının elektronik ortamda gönderme talep formu ve talep formu ve taahhütnamesini doldurarak bizzat yeminli mali müşavirlik şirketlerinde ise şirketin ortağı veya kanuni temsilcisi olan yeminli mali müşavirin bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir diyor arkadaşlar. Evet. Bu şekilde talepte bulunan yeminli mali müşavirlere bağlı bulundukları vergi dairesince müracaat anında sistemden üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir. Şifre zarfının yeminli bir mali müşavirlik tesliminde teslim tutanağı düzenlenecekmiş arkadaşlar. Vergi dairesi müdürü ve müdür yardımcısı tarafından tarif konulmak suretiyle imzalanacaktır. Tanzim edilen teslim tutanağı ve talep formunun birer örneği yeminli mali müşavirin tarih dosyasında muhafaza edilecektir. Evet. Sözleşmelerin ve bilgi formlarının elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar diyor. Sözleşmelerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar. Tam tasdik sözleşmelerinde elektronik ortama gönderilmesi. Bu daha önce de geçmişti arkadaşlar şu 15 gün. Ne diyor? Gelir ve kurumlar vergisi mükellef beyannameleriyle eklerinin tasdikine ilişkin olarak hesap döneminin ilk ayı içinde düzenlenmiş olan tam tasdik sözleşmesine ilişkin bilgiler takip eden ayın son gününe kadar. Süresinden sonra düzenlenen sözleşmelere ilişkin bilgiler ise sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde internet vergi dairesine yeminli mali müşavirler tarafından elektronik ortamda girilecektir. Demek ki arkadaşlar hesap döneminin ilk ayında yapılan sözleşmeler takip eden ayın son gününe kadar, daha sonra yapılan sözleşmeler ise sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde internet vergi dairesine yeminli mali müşavirler tarafından elektronik ortamda bildirilecekmiş arkadaşlar. Evet. Diğer tasdik sözleşmeleri nasıl olacakmış? Yeminli mali müşavirlerle mükellefler arasında düzenlenen ve tam tasdik sözleşmesi dışındaki diğer tasdik sözleşmelerine ilişkin bilgiler sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde internet vergi dairesine yeminli mali müşavirler tarafından elektronik ortamda girilecektir. Tasdik işlemlerinde iptal, feshi edilen sözleşmenin elektronik ortamda gönderilmesi. Gerek tam tasdik konusunda ve gerekse tam tasdik dışındaki diğer konulardaki sözleşmelerin iptal ya da feshedilmesi durumunda iptal feshi tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde gerekçesiyle birlikte yeminli mali müşavir tarafından internet vergi dairesine elektronik ortamda bildirilmesi bildirimde bulunacaktır diyor arkadaşlar. Sözleşmelerin vergi dairesine gönderilmemesi. Bakın bu da önemli.
Tam tasdik ve diğer tasdik sözleşme bilgileri ve bu bir tebliğde yer alan esaslar çerçevesinde elektronik ortamda gönderileceğinden ayrıca sözleşme örneklerinin bildirim amacıyla vergi dairesine ibrazına gerek bulunmamaktadır. Evet. Ancak tam tasdik ve diğer tasdik sözleşme örneklerinin ilgili meslek odasına ibraz edileceği tabidir. Evet. Sözleşmelerin elektronik ortamda gönderilmesi ilişkin vergi dairesine yapılacak işlemler. Vergi dairesi ne yapıyor peki? Bakın. Yeminli mali müşavirlerce düzenlenen tasdik raporuyla ilgili raporu ilgili vergi dairesine ibraz edildiğinde tasdiki konu rapora ilişkin sözleşme bilgilerinin evvelce yeminli mali müşavirlerce elektronik ortamda sisteme girilip girilmediğine bakılacak. Sözleşme bilgileri evvelce yeminli mali müşavirlerce sisteme girilmişse söz konusu tasdik raporu vergi dairesince kabul edilecektir. Evet. Öte yandan gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin tasdikine ilişkin olarak hesap döneminin ilk 6 ayın içinde düzenlenmiş olan tam tasdik sözleşmesine ilişkin bilgiler süresinden sonra elektronik ortamda gönderilirse bu sözleşmeler süresinden sonra düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi olarak kabul edilir diyor. Evet. Yeminli mali müşavirin kimlik bilgileri şirket ve ortaklık halinde faaliyette bulunuyorsa şirketin veya ortaklığın bilgileriyle ortaklarının bilgileri ve şirket çalışanlarına ilişkin bilgilerin elektronik ortamda gönderilmesiyle ilişkin usul ve esaslar. Söz konusu bilgiler yeminli mali müşavirlerin işe başladıkları ayı takip eden ayın son gününe kadar elektronik ortamda internet vergi dairesine bildirilir. Ancak bu bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bu değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içinde yeminli mali müşavirler tarafından internet vergi dairesine elektronik ortamda bildirilecektir diyor. Evet. Sözleşmelerin ve bilgi formlarının elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin diğer hususlar, ücretlerin bildirilmesine ilişkin hususlar var. Yine aynı arkadaşlar 15 gün içinde bildiriliyor ücretler. Değil mi? Başka oda ve adres değişikliği yine 15 gün içinde arkadaşlar. Oda ve adres değişikliği yine 15 gün içinde. Hep 15 gün içinde arkadaşlar. Yani dikkat ediyorsanız 15 gün, hep 15 gün. Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin diğer hususlara geldik arkadaşlar. 5 tane husus var, ondan sonra bitiyor zaten. Sözleşmeleri ve bilgi formlarını elektronik ortamda gönderecek yeminli mali müşavirler vergi dairesince verilen kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanarak GİP.gov.tr adresi internet vergi dairesi gelir kurumlar vergi dairesine girerek YMM söz bilgileri başlığını seçecektir. Öncelikle YMM büro çalışanları giriş ekranı aracıyla bilgi formlarının doldurulması gerekmektedir. Evet. Sözleşme bilgilerinin girişi için sözleşme bilgileri giriş liste ekranı yeni sözleşme bilgisi ekle başlığı seçilecektir. Daha sonra kaydet şu da Allah Allah bu kadar da olmaz arkadaşlar. Gerizekalı anlatır gibi anlatmışlar. Neyse. Sözleşme bilgileri girişi başkanlığımız bilgisi dahilinde olan herhangi bir teknik arıza nedeniyle bu tebliğ ile öngörülen sürenin son gününe kadar yerine getirilmemiş ise başkanlığımızca verilecek ek sürede bilgi girişi yapılabilecektir. Bu tebliğ ile getirilen bilgi verme yükümlülüğüne uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bilgi verenler hakkında vergi usul kanunun mükerrer 355. maddesi hükmüne göre işlem yapılır. Neymiş 355. madde? Bildirim mecburiyetinde bulunmayan birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 3400 lira. İkinci sınıf tüccarlar ve defter tutan çiftçiler ve kazancı basit usulde tespit edilen hakkında 1700 lira. Yukarıda bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar için 880 lira özel usulsüzlük cezası uygulanır diyor arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik şu çıkmış sorumuza. Buna bir bakalım. Evet, soruyu bir okuyalım. YMM Bay Ahmet XYZ AŞ ile tasdik sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmede tasdik konusu ihracatta KDV iade olarak belirtilmiştir. Sözleşme düzenlendikten sonra YMM tarafından tasdik sözleşmesine ilişkin bildirim bir sıra nolu yeminli mali müşavirlerin tasdik sözleşmesine ilişkin bildirimlerin ve sürekli bilgi verme yükümlülüklerinin elektronik ortamda yerine getirilmesi hakkındaki genel tebliğ kapsamında süresinde yapılmamıştır. Bu süre kaç günde arkadaşlar? 15 gün değil mi? 15 gün içinde yapılmamış. Peki. YMM KDV iade konusunda düzenlemiş olduğu tasdik raporuna ilgili vergi dairesine teslim etmiş olup sözleşmeyi tasdik raporuna eklemiştir. Vergi dairesi yapmış olduğu kontrollerde sözleşmenin süresine bildirilmediğini ve yapılan sözleşmenin konusu olan ihracatta KDV iadesine ilave olarak XYZ AŞ'nin uluslararası bir kuruluşa yaptığı teslim nedeniyle KDV iadesine ilişkin tespit ve açıklamalara yer vererek raporun konusuna dahil ettiği tespit edilmiştir.
Yukarıdaki olayı diyor, değerlendiriniz diyor. Bir kere arkadaşlar, eğer bizim tasdik sözleşmemizin başlığı KDV iadesi ise sadece o konuyla ilgili rapor düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. O konuyla ilgili rapor düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Sadece bir başlıkla ilgili rapor düzenleyebilirsiniz. Eğer bizim YMM'nin sözleşmede başlığı KDV iadesi ise arkadaşlar, tutup da bunun dışında arkadaşlar XYZ AŞ'nin uluslararası bir kuruluşa yaptığı teslim nedeniyle KDV iadesine ilişkin tespit açıklamalara yer veremez arkadaşlar. Birinci hatası bu. Yani burada yazacağımız birincisi bunu yapamaz. KDV iadesi sözleşmesi yapılmışsa sadece bu konuyla ilgili rapor verebilir YMM. İki, süresinde vermeliydi. Süresi kaç gündü arkadaşlar? Bakın kaç yerde geçti. Ne kadardı süre? Sözleşme tarihine itibaren kaç gün içinde bildirilmeliydi? 15 gün. 15 gün içinde bildirilmeliydi. İki. Üçüncüsü de bunlara uyulmadığı için arkadaşlar, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer kaçıncı maddesi? 355. maddesine göre bu kişiye ne cezası kesilecek arkadaşlar? Özel usulsüzlük cezası kesilecek. Evet. Demek ki 3 tane şey yazacağız. 1. 15 gün içinde bildirilmeliydi. 2. Özel usulsüzlük cezasıdır. Bunun bildirilmemenin sorumluluğu. Üçüncüsü de arkadaşlar neydi? Sözleşmede KDV iadesi sözleşmesi ise raporda da sadece KDV iadesi bilgileri olmalı. Onun dışında başka bir şey için rapor yazamazsınız arkadaşlar. Raporunuzda başka bilgi bildiremezsiniz. Kıymetli arkadaşlarım, bunları belirtmemiz gerekiyor. Evet, bu da bitti. Arkadaşlar ne kaldı bakalım. Son bir konu kaldı. İş yeri hizmet ve kalite güvence ilke ve esasları hakkında mecburi meslek kararı kaldı. Bunun hakkında da arkadaşlar bir şeyler söyleyelim. Bir tane soru gelmiş. Arkadaşlar en az 25 puanlık bir sorudur bu. Ve 2018'de çıkmış bir soru arkadaşlar. Bakalım ilk kez bir mecburi meslek kararı anlatacağız bu dersimizde. Değil mi arkadaşlar? Hep ya tebliğ ya da yönetmelik anlatıyorduk. Bir de vergi usul kanundan bahsetmiştik. Bir de bakalım mecburi meslek kararı varmış, onu anlatalım. Onu ben notlarımdan bulayım. Şu: muhasebe, denetim ve danışmanlık işletmeleri için iş yeri hizmet ve kalite güvence ile ilke ve esasları hakkında mecburi meslek kararı. Nasıl bir soru gelmiş, merak ettim. Muhasebe, denetim ve danışmanlık işletmeleri için iş yeri ve hizmet ve kalite güvence ile ilke ve esasları hakkında mecburi meslek kararına göre meslek örgütü tarafından yapılacak inceleme ve denetimler nelerdir? Meslek örgütü tarafından uygulanacak yaptırımlar nelerdir diyor arkadaşlar. Bunun hakkında biraz konuşalım bakalım. Neymiş bakalım? Yakın yaptırımlar burada. İnceleme, denetim. Demek ki madde 16'yı sormuşlar arkadaşlar. Vay be, madde 16'yı sormuşlar. Hadi bakalım biraz da bundan bahsedelim. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Muhasebe, denetim ve danışmanlık işletmeleri için iş yeri hizmet ve kalite güvence ilke ve esasları hakkında mecburi meslek kararı. İş yeri ilke ve esaslarından bahsedelim. Mekan, madde 5. Mesleki konularda faaliyette bulunacak muhasebe, denetim ve danışmanlık işletmeleri için kurumsal ofis düzeni ve hizmet kalitesi kapsamında kurumsal kimlik ve imaj, iletişim güvenliği, çalışanların motivasyonu ve verimliliği, etkili yönetim ve koordinasyon, fiziksel güvenlik ve ergonomik çalışma ortamını sağlayacak ofis düzeni oluşturulmalıdır diyor arkadaşlar. Evet. Güvenlik, meslek mensupları tarafından faaliyette bulundukları alanlarda müşteri bilgileri, hizmet ve çalışan güvenliği ile varlıkların korunmasını sağlayacak varlık, bilgi ve iş güvenliğine ilişkin prosedürler oluşturulmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Yazılım, donanım ve ekipman, meslek mensupları ve çalışanların kullanacakları mobilya, mefruşat, teknik ekipman ve yazılım konularına ilişkin esaslar, yapılan işin niteliğine uygun olarak hazırlanmalı ve hizmetin kalitesini arttıracak prosedürler belirtilmelidir. İş yeri yönetimi ve hizmet ilke ve esaslar. İş yeri yönetimi, kurumsal yönetim. Muhasebe, denetim ve danışmanlık işletmeleri büyüklük, işlerin çeşitliliği, her bir faaliyetin iş hacmi, müşteriye sunulacak işlerin karmaşıklığı ve faaliyet gösterdikleri çevrenin değişim hızı gibi faktörleri dikkate alarak yapılanmalıdır. Üst yönetimden en alt basamaklara kadar faaliyetlerin sistematik, eşgüdümlü, katılımcı ve etkin bir biçimde yürütülmesi için gerekli koşullar sağlanmalıdır. Muhasebe ve denetim danışmanlık işletmeleri yönetimi, vizyon, misyon, stratejik doğrultusunda
ilkelerini belirlemek ve yöneticilerine karar ve eylemlerinde yol göstermek amacıyla yönetim politikalarını yazılı olarak belirtmelidir. Evet. İş yeri yönetimi, muhasebe, denetimi, danışmanlık işletmeleri, müşteri hizmet politikaları ile birlikte insan kaynakları, mali ve idari işler ve bilgi teknolojileri politikalarını oluşturmalı ve bu politikalar doğrultusunda prosedürlerini belirlemelidir. Evet. Muhasebe, denetim ve danışmanlık işletmeleri insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel politikaları ve bunların işleyişine ilişkin prosedürlerini yazılı doküman olarak hazırlamalıdır. Bakın yazılı doküman olarak diyor. Geldik şeye, hizmet yönetimi uygulama ilke ve esaslarına geldik. Hizmet uygulama, sunulacak hizmete uygun kaynakların etkin ve verimli kullanılması ve kaynakların hizmetin etkili bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli önceliklere göre tahsis edilmesi amacıyla planlama yapılmalı. Bu plan ve öncelikler olası riskli alanları ve ilgili kontroller önceden belirlenerek yazılı hale getirilmelidir. Vay be. Evet. Hizmetin uygulama sürecinde bilgi toplama, analiz, değerlendirme ve kayıtlı halde getirme esasları yazılı olarak belirlenmelidir. Elde edilen bilgi ve belgenin kayıt altına alınması, saklanması ve gerektiğinde ibraz edilmesi amacıyla her bir hizmet için ayrı ayrı çalışma kağıtlarından oluşan çalışma dosyaları düzenlenmelidir. Müşteri ilişkileri yönetimi. Müşteri ilişkileri yönetimi kapsamında teklif hazırlanması, sözleşme düzenlenmesi, risk yönetimi ve müşteri memnuniyetinin değerlendirilmesiyle ilişkin politika ve prosedürler oluşturulmalıdır. Evet. Hizmet tanıtımı ve pazarlama yönetimi. Bu mecburi meslek kararı mesleki faaliyeti yürütürken meslek kararı ve diğer mesleki mevzuatla sınırlı ve tutarlı olmak kaydıyla etkili bir pazarlama ve tanıtım yürütülmesini, kurumsal kimlik ve marka oluşturulmasını teşvik eder. Meslek mensupları serbest muhasebeci, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleklerine ilişkin haksız rekabet ve reklam yasağı yönetmeliğine uygun davranmakla yükümlüdür. Ya evet. Hizmet ve kalite güvence ilkesi esasları. Kalite güvence programı, bu neymiş bakalım? Muhasebe, denetim ve danışmanlık hizmetlerini yerine getiren meslek mensupları ilgili hizmet faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan bir kalite güvence ve geliştirme programı hazırlamalı ve bu programı sürdürmelidir. Kalite güvence ve geliştirme programı gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin dönemsel olarak ve devamlı surette değerlendirmesini sağlamalıdır. Kalite güvence değerlendirmeleri hesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanması amacıyla en az yılda bir kez olmak üzere kalite programı çalışmalarının sonuçlarını rapor etmelidir. Ya evet. Gözetim, sınavda çıkan yere geldik arkadaşlar. Sınavda çıkan yere geldik. Bakın 2018'de burayı sormuşlar. Madde 16. İş yerinin beyan ve raporlama yükümlülükleri. Meslek mensupları iş bu meslek kararı düzenlemelerine göre oluşturacakları iş yeri, hizmet ve kalite güvencesine ait politika ve süreçleri ile bunlara yönelik uygulamalarını dokümante ederek raporlar, politika ve iş süreçlerini mesleki faaliyette başlamalarından itibaren 6 ay içinde bağlı oldukları odalara beyan ederler. Demek ki 6 ay süremiz var arkadaşlar. 6 ay içinde beyan edeceğiz. Elektronik, manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar dahil raporlanan politika, süreç ve uygulamalar 5 yıl süreyle de saklanıyormuş arkadaşlar. Meslek örgütü tarafından yapılacak inceleme ve denetimler. Odalar seçilmiş yeterli sayıda çalışma dosyaları ve diğer bilgi, bildirim ve belgeler çerçevesinde meslek mensuplarının oluşturdukları iş yeri, hizmet ve kalite güvence standartları kapsamında faaliyette bulunup bulunmadıklarını inceler ve denetler. İnceleme ve denetim faaliyetleri odalar tarafından her yıl hazırlanan yıllık inceleme ve denetim planı kapsamında yürütülür. İnceleme sonuçları her yıl bir raporla açıklanır. Evet. Kim yapıyormuş bunu? Odalar arkadaşlar. Yapılan inceleme ve denetimler meslek mensuplarınca bu meslek kararı kapsamında uygulanan ilke ve esasların gözden geçirilmesi ve yürütülen faaliyetlerin bu meslek kararına uygunluğunun denetimini kapsar. Odalar bir takvim dahilinde yürüteceği inceleme ve denetimlerin yanı sıra ihbar, şikayet, bildirim gibi durumlarda ve gerekli gördüğü diğer hallerde de inceleme denetim yapar. Demek ki arkadaşlar bir normal denetim var, bir de ihbar, şikayet, bildirim olunca yine denetim yapabiliyormuş veya gerekli hallerde. Kim yapıyor bunu? Odalar tabii ki. Odalar inceleme ve denetimleri kendi meslek personeli eliyle yürütebileceği gibi illerde odalar bünyesinde oluşturulacak
kurul veya komiteler yoluyla da gerçekleştirebilir. İnceleme ve denetimler birlik tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılır diyor. Evet arkadaşlar. Vay be, burayı sormuşlar. Meslek örgütü tarafından uygulanacak yaptırımlar. Yapılan inceleme ve denetimler sonucunda raporlama ilişkin temel ilkelere uymayanlar, belirtilen hususlarla ilgili olarak bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, birlikçe veya birlik tarafından görevlendirilenlerce istenen bilgi ve belgeleri vermeyenler, hatalı, eksik, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı rapor düzenleyenler ve bilgi verenler, bu meslek kararına ilgili diğer hükümlerine aykırılıkları tespit edilenler hakkında disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanır. Evet. Bitti arkadaşlar. Bu da bitti. Böylece çıkmış soru da burayla ilgiliydi. Demek ki disiplin cezası uygulanıyor. Disiplin cezaları hatırlayın. Kınama vardı, uyarma vardı, kınama vardı, geçici meslekten alıkoyma vardı. Yeminli sıfatını kaldırma, meslekten men vardı, değil mi arkadaşlar? Tabi meslekten men falan olmaz da kınama olabilir belki bunu uymayanlar, değil mi? Aklıma kınama geldi. Uyarma da biraz hafif kalır. Herhalde kınama cezasıdır tahminime göre. Arkadaşlar bu mecburi meslek kararını da bitirdik. Böylece dersimizin sonuna geldik arkadaşlar, anlatım kısmıyla. Bundan sonraki saatlerimizde arkadaşlar 2019'un birinci döneminde çıkan neydi? Böyle konu anlatımı şeklinde ona ne diyorduk biz arkadaşlar? Örnek olay, değil mi? Örnek olay şeklindeki soruları çözeceğiz. Anlatımımız burada bitti arkadaşlar. 22 saatte, kalan 2 saatte de işte 2019'un birinci dönem sorusunu çözeriz. Kıymetli arkadaşlarım, beni sabırlara dediniz. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2022'nin Ağustos sınavı dahil çıkmış sorularda yer alan tebliğler arkadaşlar, vergi usul kanunu, tebliğler artı mecburi meslek kararını, yeter ki soru çıksın. Soru çıkan bütün arkadaşlar yerlere değindik. Artı arkadaşlar yönetmelik 3568 sayılı kanun ve yönetmeliklerine de değindik. Böylece arkadaşlar mevzuatın her yerine değinmiş olduk. Raporlamaya değinmiş olduk. Denetime değinmiş olduk. Kıymetli arkadaşlarım. Evet. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. 23. saatte görüşmek ümidiyle arkadaşlar. İyi günler diliyorum.